Ticaretle uğraşıyoruz. Nakit ihtiyacı sağlamak için bazen vadeli emtia alıp bir başkasına peşin olarak satıyoruz. Bazen yüksek limite ihtiyaç duyuyoruz ve yurt içindeki finans kurumlarıyla bu muameleyi yapamıyoruz. Körfez ülkelerinde bu işleri yapan finans kurumları var ve fetva kurullarının da olduğunu söylüyorlar. Aynı buradaki gibi murabaha sistemi yapıyorlar. Ancak kar oranını belirttikten sonra art libor diyorlar. Libor oranı ilk 6 ay bilinebiliyor ama daha sonraları değişmeyeceğini kimse garantileyemiyor. Biz bu şekilde yapılan bir muameleyi kullanabilir miyiz? Caiz olur mu diyor hocam. Tabii önce suali bir tasvir etmemiz gerekir. Evet. Suali tasvirde A şahsı var diyelim. A şahsının nakite ihtiyacı var. Bu nakidi temin edebilmek için de mal bozduracak. Mal bozdurabilmesi için de malı satın alacak. Ama Evet. malı vadeli satın alıyor. Evet. Sonra peşin olarak o malı daha ucuza piyasaya satıyor ve böylece nakit Nakit elde ihtiyacını ediyor. görmüş oluyor. Evet. Tabii yapılan bu alışveriş önemlidir. Yani nasıl yapılması gerekiyor? Sualde diyor ki bir kurum var. O kurum malı piyasadan temin edip size vadeli bir şekilde satıyor. 10 lira peşin değer olan bir malı diyelim ki vadeli 12 lira satıyor. Ama artı libor diyor. Libor dedikleri şey uluslararası likiditesi yüksek olan bankaların kendi aralarında döviz üzerinden gecelik olsa gerek faiz oranıdır. Bu bankaların kendi arasındaki anlaşmaya göredir. Bu 6 ayda bir değişebiliyor, yılda bir değişebiliyor. Yani bizim memleket içinde repo dediğimiz uluslararası libor tarzı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Evet. Tamamıyla faiz oranı. Burada da şöyle yapıyormuş o kurum anlattığına göre. İşte malın peşin fiyatı 10 lira, vadeli olarak artı 2 lira vade farkı koyuyor 12 lira. Ama artı libor diyor. Eğer libor farkı ne kadar değişirse onu da bana vereceksin. Böyle Evet. bir işlem caiz olur mu ki kardeşimiz bundan dolayı şüpheye düştüğünden dolayı bunu Evet, sorma ediyor. ihtiyacı duyuyor. Şimdi İslam fıkhında alışverişte satışa konu olan bir mal vardır ki buna mebi denir. Bir de bunun karşılığında semen dediğimiz satın bedeli vardır. Mebinin yani satışa konu olan nesnenin belirgin olması, her türlü meçhuliyetten uzak olması esastır. Evet. Keza bunun karşılığındaki satın bedelinin de meçhul olması, belirsiz olması, tartışmaya sebebiyet verecek şekilde değişken olması bu da caiz değildir. Akdi fasit eden unsurlardandır. Dolayısıyla mal da malum olacak, malın karşılığında verilecek olan bedel de malum olmalıdır. Alışverişin tahakkuku icap ve kabule bağlıdır. İcap ve kabul dediğimiz tarafların birbirlerine karşı iradelerini ifadeye dökmesidir. Yani örneğin ben sizin elinizdeki işte bilgisayara sahip olmak istiyorum, onu satın almak istiyorum. Bu bir iradedir. Bu irademi ifadeye dökmedikçe bu hiçbir işe yaramaz. Ama ben bunu ifadeye döküyorum, onu şu kadara sizden satın alıyorum diyorum. Siz de onu satmak istiyorsunuz, benim bu teklifimi kabul ediyorsunuz. Bunu da siz iradenizi ifadeye dökerek kabul ederseniz buna icap ve kabul denir ki alışveriş münakit olacaktır. Evet. Yeter ki kabulle icap birbirlerine mugayir olmasın, zıt olmasın, muvafık olsun. Evet. Ben bunu 10 liraya alıyorum derken siz 12 liraya satıyorum derseniz benim icabım suya düşer, sizinki bir icap olur. Onun üzerine ben işte 11 liraya alıyorum şeklinde farklı bir ifadede kullanırsam sizin icabınız der, benimki icap olur. Ta ki karşılığında kabul gelinceye kadar. Evet. Kabul geldiği zaman o fiyat sabitlenecektir. Ve bu noktada fiyatın tek bir fiyat olması da esastır. Evet. Ama pazarlık aşamasında veya alışveriş daha henüz kesinlik kazanmadan önce birden fazla fiyat konuşulabilir. Hani işte peşin fiyatı 10 lira, vadeli fiyatı 11, 12, 13 demek gibi. Bu Evet. tıpkı pazarlık aşamasında o mal kaç para 10 lira, sen yani 5 lira olmaz mı, işte 9 lira, 6 lira, 7 lira derken 7,5 liraya anlaşmamız gibi. Evet. Bundan önceki konuşmaların fıkha yansıyan bir tarafı yok. Yeter ki icap ve kabul anında yani akit iki tarafı bir noktada birleştiğinde arada birden fazla fiyat olmasın. Ama şöyle olsa ben bu malın peşin fiyatı 10 lira, bir aylık fiyatı 11 lira, 2 aylık fiyatı 12 lira sattım. İyi ben de aldım parasını ne zaman getirirsem ona göre bu vade farkını vererek alışverişi bitiririz diyecek olsalar bu caiz olmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir alışverişte birden fazla fiyatı yasaklamıştır. Evet.
Dolayısıyla fiyatın tek olması esastır. Satışa konu olan malın da malum olması esastır. Peki suale geldiği zaman sualde diyor ki bir emtia var. O emtiayı kurum satın alıyor ve size vadeli olarak satıyor bunu. Tabi burada diğer şartlar olması gerekir. Yani sembolik bir satış değil. Gerçekten bir satış. Mal sembolik bir mal değil. Gerçekten bir mal olmalıdır. Bunlar bir bahsi diğer. Ama bunları diyelim ki problem olmadığını kabul edecek olursak. Gerçekten bir emtiayı aldım piyasadan ve size vadeli olarak satıyorum. Vade olarak 10 lira, işte 2 lira vade farkı, 12 lira şu kadar ay vade. Vade zamanı da belirgin olması gerekir. Evet. Artı libor dediğimiz olay, yani bir oran, faiz oranı. İşte %2, %3 dediğimiz bir oran. Onu o an için hesap edip de fiyatı çıkartabiliyoruz. İşte 10 artı 2, işte libor da koyduğumuz zaman artı 1 oluyor. Toplam 13 lira. Ama bu vade sonuna kadar da belirgin olması gerekir. Yani 13 lira sabit olması gerekir. Evet. Ama bunu ortada bırakarak işte 6 ay sonra, yani uzun vadeli sattığımızı düşünelim. İkinci 6 aya girdiğimiz zaman libor oranlarında değişiklik olduğu zaman fiyatta da değişiklik eğer olacaksa o zaman bu semenin, yani satın bedelinin meçhul olması demektir ki bu da akli fasit eder. Evet. Caiz olmaz. Yani hangi kurum olursa olsun, hangi müessese olursa olsun bu şekilde semende satın bedelindeki belirsizlikle böyle bir şeye fetva vermeleri mümkün değildir. Burada ya yanlış anlaşılma vardır, yanlış ifadeler vardır veyahut da kesinlikle yanlış olan bir şeye onay vermiş olurlar ki bundan şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekir.